Evet arkadaşlar, 12. bölümden hepinize merhaba. Biraz uzunca bir süre oldu. Yaklaşık 6 gün kadar video atmayalı ama bu 6 gün içerisinde bu 200 miğferin satışı ve elde kalan itemların da pazara konularak onların satışının beklenmesiyle geçti. Tabi bahsettiğim gibi epsiz yardımsız bir seri olduğu için ve oyunu öğrenme çabası içerisinde olduğumuz için bazı para kazanma taktikleriyle ilgili temelde birçok şeyi atladık. Bunları atlamamanız için benden sonra bu işlemleri yapacak olan arkadaşlara 200 miğferin basılması ile ilgili kar ve zarar maliyetlerini burada açıkça sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuçta ben bu haltı yedim. Siz bu videoyu izledikten sonra böyle bir işe girecekseniz lütfen bu haltı yemeyin. Para kazandık mı? Evet kazandık. Fakat bu bize birazcık zamana mal oldu. Bunu daha da ileri bir seviyede, daha düzenli olarak nasıl yapabileceğimizi araştırdım ve şöyle bir kanıya vardım. Bundan sonraki artı basma süreçlerini milimine muhasebe defteri tutar gibi tutup sizlere kar zarar analizlerini o şekilde vereceğim. Çünkü belli bir artı 6, artı 7, artı 8'e geçmek yüzdesi var ise oyunda, bu yüzde size şans olarak geliyor. Yani hepsi takır takır artı 7'ye ya da artı 8'e geçmiyor. Ve aldığınız itemler elinizde patlıyor. Aynı benim patladığı gibi. Ve bunları satmak için de baya bir zamana ihtiyacınız oluyor. Ve bu da oyundaki eplerinizden gidiyor. Dolayısıyla siz zarar etmiş oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kişisel premium dükkana app yatırıyorsunuz ya da ticaret camını markayla alıyorsunuz ya da onu da app'le alıyorsunuz. Bunları yapmamak için bu videoyu güzelce izleyelim. Kar ve zarar analizlerine baktıktan sonra bir sonraki videoda daha farklı ve net rakamlar vererek sizlere bu artı basmanın neler getirdiğini hep beraber görelim. Hadi şimdi kar ve zarar maliyet analizine hep beraber bir göz atalım. Evet, temiz sayfamıza geri döndük arkadaşlar. Ne yazıyor başlıkta? 200 miğfer ile yola çıktık. Yani gittik çöpçüklü 200 tane miğfer topladık ve bunları basmak için yola koyulduk. Nette yazılanlara göre demircinin artı basma oranları tabloda gördüğünüz gibi. Artı 0'da 91, 2'ye 83, 3'e 71, 4'e 58, 5'e 49, 6'ya 38, 7'ye 25, 8'e 18, artı 9'a geçmesi için de %7 şans. Tabii bu son güncellemelerden sonra netteki bilgiler birazcık eksik ya da update edilmemiş olabilir. Dolayısıyla buradaki benim genel olarak forumlarda orada burada gördüğüm oranlar. Fakat bu normal demircinin oranları. Lonca zırhçısının değerleri ise bu normal oranlardan %10 daha başarı şansı yüksek. Fakat ne dedik? Çok daha pahalı olduğunu belir. Şimdi oyunda henüz tecrübe aşamasında olup epsiz yardımsız olarak içerik üretmeye başlamanın şöyle bir avantajı var. Bir oyunu sindire sindire oynuyorsunuz. Yani her şeyi noktasına virgülüne kadar incelemek durumunda kalıyorsunuz. 2. Her süreci detaylıca öğreniyorsunuz. Oyun içerisindeki bazı itemleri, görevleri, cartları, cukları detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. 3. Bol bol hata yapıp tüm detaylara hakim oluyorsunuz. 4. Üretilen içeriklerdeki hataları başkalarının yapmamasını sağlamak için siz azami gayret sarf ediyorsunuz ve bu da teşekkür kazanmanıza sebep oluyor. Ve bu güzel bir şey oluyor. Devam edecek olursak 200 miğferin maliyet hesabı aslında oldukça karışık ve hesabı tutmak muhasebe defteri düzenlemek gibi. Bunu daha önce belirtmiştim. Sizlere ortalama olarak kar ve zarar hesabını bildirecek olursam eğer. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Topladığımız 200 miğferin hepsini artı 4'e kadar %60 ihtimalle geçtiğini varsayarsak. Yani 200 adet artı 3 miğferi sonsuz bir şekilde artı 4'e atabilmemiz zaten imkansız. 200 tane miğferin %60 ihtimalle artı 4'e geçmesi için basma ücretleri için harcadığımız tutar 18.7M. 200 miğfer %60 ihtimalle geçerse 120 tanesi artı 4'e geçmiş kabul ediyoruz ve bunları 5'e %40 ihtimalle geçtiğini varsayarsak 4'ten 5'e attığımız miğferlerin basım ücretleri 12M. Geliştirme itemleri maliyetleri ise 36M kadar tuttu. 120 tane miğferin %40 ihtimalle geçtiğinde varsayarsak 48 adet artı 5'imiz olmuş oluyor. Ve bu artı 5'i artı 6'ya atmak için ise artı basma ücretleri 7.2M, geliştirme itemleri maliyeti 22.6M kadar tutuyor. Şimdi 48 adetin %25 ihtimalle geçtiğini varsayarsak 12 adet elimizde artı 6 kalıyor. Tabii biz bu artı 6 kaldığı için bu artı 6'nın tamamını artı 7'ye basmaya ben birazcık kararsız kaldım ve dolayısıyla 8 tanesini bastım.
8 tanesini bastığımda da basma ücretleri 1.8M, geliştirme itemleri maliyetleri 1.85M kadar tuttu. Toplam maliyetimiz ne oldu arkadaşlar diyecek olursanız 100.15M kadar oldu. Bunu yuvarlarsak toplam maliyetimiz 100M. 100M harcadık ve o kadar miferi bastıktan sonra elimizde ne kaldı? 3 adet artı 7 item ve 4 adet de artı 6 item. Müfer yazmışız abi. Müfer nedir ya? Hay ben parmağıma şimdi. Teşekkürler. Artı 6 miferimiz oldu. Elde kalan itemları geri satıp bu miferleri de pazarda 6 gün boyunca satışa çıkardığımızda ve sattığımızda gelirimizin 201.8M olarak gerçekleştirdiğini biz gördük. Yani ben gördüm. Böyle de bir hesap. Bu nedir abi? Yani geç devamı ilerle. Kazancımız ise 201.8'den 100M'i çıkardığımızda ortalama gene 100M kadar bir kazancımız oldu. Tabii bu ne dedik, sizlere ortalama olarak verilen bir kar zarar maliyeti. Bu yüzdeleri nereden bulduk? Buralardan çekiverdik işte. 3 aşağı 5 yukarı aynı yüzdeleri getirmeye çalıştık. Ve elde kalan itemlarla miferlerin tamamını pazarda satmayı başarabildik. Ne kadar sürede sattık? 6 gün içerisinde satmadık. Bu miferleri 3 ya da 4 gün maksimum süre içerisinde sattık. 3 ya da 4 günde bunlar satılabiliyorsa 100M yani 1 won iyi bir gelir oldu diye düşünüyorum. Eğer siz de bu işi yapmak istiyorsanız bir sonraki videoya çok dikkat edin. Çünkü bunlar ortalama kar zarar maliyet hesabı iken diğer videoda olacak olan tüm her şey çok net bir kar zarar maliyet analizi olacak. Bu kadar uzatmaya gerek yok bro. Bas geç işte dediğinizi duyuyorum. Ama ne yaparsın hacı, bizde app yok, yardım yok, para yok. Hadi bakalım videoya devam edelim. Hepinize yağmurlu bir günün ardından Aysen'in ben domuz gibi tekrardan merhabalar arkadaşlar. Metin 2 oyununda life skill ile uğraşmak isteyenlerin ilk videosunu madencilik olarak çekip yukarıda gördüğünüz linkte paylaşmıştık. Şimdi sırada balıkçılık rehberimiz var. Bu videoda Eylül 2024 itibariyle en kapsamlı ve geniş balıkçılık bilgilerini size anlatmaya çalışacağım. Oğlum bir yoldan çekilin lan, bir gideceğimiz yere gidemiyoruz ya, Allah Allah. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan balıkçılık rehberi videomuza geçelim. Ben gidiyorum, siz takip edin gari. Gelelim balıkçılık rehberine. Oyuna yeni başladıysanız geçmiş olsun. Virüsü siz de kaptınız demektir. Eğer geri dönen bir oyuncuysanız oyunda birçok şeyin genelde ileriye dönük olarak değiştiğini fakat eski kontentlerde de bir takım değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Bu değişimlerden biri de balıkçılıkta yaşandı geçtiğimiz yıllarda ve eski sistem balıkçılığın yerini yeni bir balıkçılık sistemi aldı. Metin 2'de balıkçılık özellikle düşük seviyelerde itemlarınızı geliştirmenize yardımcı olacak olan parayı toplamanıza büyük bir katkı sağlayan seçenek. Öncelikle balık tutabilmeniz için en az 30 seviyeye sahip olmanız gerekecektir. 30 level'e ulaştığınızda birinci köyde bulunan balıkçıların herhangi birinden gerekli eşyaları alıp balık tutmaya başlayabilirsiniz. Şimdi balıkçıya gidelim ve balıkçıdan alabileceğimiz eşyalara ve bu eşyaların ne işe yaradıklarına hep beraber bir göz atalım. Balıkçıya gelip marketi açtığımızda ilk ve en önemli eşyamız tabii ki olta. Oltamız seviyesi yükseltilebilen bir özelliğe sahiptir. Balık tuttukça oltamızın puanı artar. Böylelikle hem balık yakalama şansımız artar hem de nadir veya özel balıkların oltamıza takılma olasılığını arttırır. Gördüğünüz gibi ortamız artı 1 olarak geliyor. Seviye 20, satış fiyatı da 5000 yank olarak gösterilmiş. Oltamızın resmi wiki'de yer alan seviye tablosuna bakarsak şu şekilde ne olduğunu göreceksiniz. Bu tabloda oltamızın seviyesine bağlı olarak yükseltme için gereken puan ve başarılı olma ihtimalini görüyorsunuz. Oltayla balık tuttuğumuz anda başarılı bir balık tutum işleminde düşük olasılık ile bu puanları kazanabiliyoruz. Bu oltamızı geliştirmek için gerekli olan puanlardı ve bu oltanın gelişiminde kullanılıyordu. Puan olta seviyesinin eşik değerine ulaştığında balıkçının yanına giderek oltamızı balıkçıya sürüklüyoruz ve artı basma işlemi gibi bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu işlem başarısız olabiliyor ya da başarılı olabiliyor. Başarısız olduğu durumda yalnızca puanların %10'u yok oluyor. Siz balık tuttukça tekrar gerekli olan puana ulaşmaya çalışıyorsunuz. Balıkçıdan alabileceğimiz ikinci en önemli eşyamız ise balıkçılık küresi. Balıkçılık küresini alıp kullandığınızda
20 dakika boyunca oltamıza hangi balıkların veya nesnelerin takıldığını gösteren bir bonus gibi işlev görür. Ve sohbet ekranımızın bilgi kısmında bu özellik balık tutunca etkinleşerek size yazılı olarak gösterilir. Oltamıza nelerin takıldığını görmek bizlere büyük bir avantaj kazandırır. Çünkü yakalamak istediğimiz bir balık veya nesne oltaya takılınca eğer para edeceğini düşünmüyorsak veya tutmaktan vazgeçmek istiyorsak zaman kaybetmeden oltamızı hemen geri çekerek tekrar yem takıp atış yapabiliriz. Bir sonraki eşyamız ise kamp ateşi. Balıkçıdan aldığımız kamp ateşini envanterde üstüne basarak yerde aktif hale getirdiğimizde hem normal hem de ölü balıkları pişirip bonuslarından yararlanabiliriz. Normal balıkları bu şekilde alıp kamp ateşine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi SP artı 350 veren bir etkiye sahip oldu. Bir de hamsiye bakalım. Hamsiye basıyoruz. Hamsinin de bonusu geldi. Dex veriyor 10 dakikalığına. Bir de şöyle bir durum olabilir. Geliştirme itemlerine ulaşabilmek için bu balıklardan kılçık çıkıyor arkadaşlar. Sağa bastığınızda herhangi bir şey gelmedi. Bir daha bastık. Kılçık çıkmadı ama ne çıktı? Ölü hamsi çıktı. Ölü hamsiye de biz kamp ateşini sürüklediğimizde ızgara ölü hamsi diye buraya geldi. Zarganayı keselim. Sağ tıkladık. İçerisinden ne çıktı? İstiridye. Bunu bir daha tıkladığımızda istiridye kayboldu. Bunun içerisinden de geliştirme malzemesi olarak kullandığımız ince atma olayı gerçekleşebiliyor. Şimdi arkadaşlar size oltanın nasıl geliştiğini göstermek adına oltamızı gördüğünüz gibi puanlar 10/10 şeklinde onu balıkçıya ver daha iyi bir olta almak için diye bir ibare çıktı. Hay sizin çevirmenizi. Neyse balıkçının yanına git ve onun yardımıyla oltanı geliştir diyor. Hemen balıkçının yanına koşuyoruz. Şöyle yapalım. Oltamızı çıkaralım. Çıkardık. Ve bu oltayı geliştirebilmemiz için ne yapıyorduk? Bunu balıkçıya götürüyorduk. Evet diyorduk. Seviye 2 olarak güncelledi ve bu oltayı bir üst kademeye çıkarabilmemiz için ise 10 değil artık 20 puan istemekte. Yaşadığımız dünyada tek bir sistemde yem takmadan balık tutabiliyoruz. Bu sisteme çarpma adı veriliyor bildiğiniz üzere. Üçlü kaynak yapılmış iğnenin denize atılarak hızlı bir şekilde çekilip denk gelirse barağa saplanıp bunu almaktan ibaret. Çarpma sistemimiz bu şekilde. Fakat Metin 2 oyun dünyasında bu şekilde bir sistem olmadığı için oltamızın iğnesine bizim yem takmamız gerekiyor. Şimdi soru şu, solucan mı yoksa hamur mu daha iyi balık tutar? Yapılan, gözlemlenen birçok araştırmada, yazılan, çizilen birçok forumda ikisinin de birbirinden hiçbir farkı olmadığı kanaatine genellikle insanlar varmış durumda. Dolayısıyla isterseniz hamurla, isterseniz solucanla tutun. Balık tutma şansınız RNG'ye bağlı olduğu için ikisinin arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ben şekil bakımından yuvarlığa tercih etmiyorum da birazcık daha spiral olan solucanı tercih ediyorum. Karar size kalmış. Malzemelerimize göz attık. Şimdi gelelim temel şekilde balığı nasıl tutacağız? Öncelikle oltaya neyin takıldığını görmek için balıkçılık küremizi aktif ediyoruz. Aktif edildiği zaman burada balıkçılık küresi etkin şeklinde bir buff geliyor. Daha sonra yemlerimizi ve oltamızı alıyoruz ve oltayı kuşanıyoruz. Elmanterimizin üzerindeki yeme gelip sağ tıkladığımızda çengele yem olarak hamur taktın. Yem takılınca chat ekranında oltaya hangi yemi taktığımıza dair bir mesaj ile karşılaşıyoruz. Balık tutmak istediğimiz yere gelince space tuşu ile oltaya takılı yemi suya atıyoruz. Balık oltaya vurduğunda balıkçılık küremiz bize neyin oltaya takıldığına dair bir mesaj veriyor ve mini balıkçılık oyunumuz ekranı karşımıza çıkıyor. Zargana takılmış. Bu ekrandaki dairenin içerisinde veya daire çizgisinin üstüne gelen balığa vurmaya çalışıyor. Bu ekranda belirli bir süremiz olduğu için vuramadığımızda bu süre çabuk bitmekte. Bu sebepten buna dikkat edelim. Mis attığımızda gördüğünüz gibi süre hemen bitiyor. Mini oyun penceresinin sağ üst kısmında bizden 3 adet başarılı tutma girişiminde bulunmamız şartı koşulmuş. Balığa her bir başarılı vuruşta bu 1 puan artmak. 3 başarılı vuruş olduğunda ise balık yakalama oyunumuz bitmiş sayılıyor. Ve sistem size yani RNG'ye bağlı olarak balık tutup tutmadığımızı söylüyor. Şöyle bir deneme yapalım. 1 hit, 2 hit, tekrar gelecek 3 hit. Yemi kaybettin, balığı tutamadın anlamında bir bilgi gelmiş buraya. En iyi ekipmanlara sahip dahi olsanız balığı kesin tutacaksınız diye bir şey yok. Yani her zaman full artı full dahi olsak balığı kaçırma şansımız hep mevcut. Oyunda tahmin edebileceğiniz gibi normal oltanın maksimum seviyeye ulaşması oldukça zor ve uzun zaman alan bir iş. Bu sebepten oyuna yeni balık tutma sistemiyle eklenen başka bir olta geldi. Karbon olta oyun içerisinde craftlayıp yani üretip kullanabileceğiniz oyundaki en gelişmiş oltadır.
Artı 20 seviyesindeki normal oltanın verimliliği 40 puanken karbon oltanın verimliliği 44 puandır. Yani normal oltayı haftalarca geliştirmek için vakit ayıracağınıza malzemelerini toplayıp ürettiğiniz bir karbon olta kullanmak çok daha mantıklı. Bu yüzden karbon olta artık normal oltanın yerini almış diyebiliriz. Peki karbon olta yapmak için gerekli olan malzemelere bir göz atalım. 1 adet işlenmiş olta, 1 adet olta halkası, 1 adet olta sapı ve son olarak 3 adet karbon fibre ihtiyacınız olacak. Bu malzemelerin tamamı deniz kızı sandığından düşük bir olasılıkla elde edilebilir. Veya daha önce bu sandığı açmış, içerisinden bu malzemeleri çıkarmış oyuncuların pazara koymasıyla pazardan satın alabilirsiniz. Malzemelerin tamamını topladığınızda balıkçıya gidip arındırma penceresinden bu malzemelerle ortanızı üretip kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu malzemelerden en pahalısı hemen hemen tanesi 90M veya 1 bona varan karbon fiberdir. Fakat her sonucuda fiyatlar değişkenlik tabii ki gösterecektir. Bu arada ürettiğiniz karbon oltanın da bir ömrü vardır. Seni paracım Metin2 seni. Karbon oltanızın kullanım süresi üstünde belirtildiği gibi 30 gündür. Süresi bittiği zaman karbon oltanız envanterinizden silinir. Sonra bu olta nereye gitti demeyin. Karbon oltanızı arkadaşlar herhangi bir şekilde depoya koyamazsınız. Gördüğünüz gibi beyaz, sürüklesek de gitmiyor ya da başka bir karaktere veremezsiniz. O yüzden balıkçılığı hangi karakterinize yapacaksanız o karakterinizle üretmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Peki karbon oltamızı yaptık fakat nadir balık tutamıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Karbon oltanız ile balıkçılık yaparken bulundurmanız gereken bir diğer eşya ise balıkçılık kılavuzudur. Bu kılavuzu Nesne Market'ten alabilirsiniz. Bir diğer elde etme yolu ise sürgün mağarasındaki moblardan düşen 3 farklı demir sandıklardan çıkmaktadır. Bu sandıklarda 3 saatlik balıkçılık kılavuzunu düşük bir ihtimalle sahip olabilirsiniz. Ayrıca sandıkları pazardan da satın alabilirsiniz. Balıkçılık kılavuzu nadir balıkları ve mücevherleri yakalama şansınızı 2 katına çıkaracaktır. Life skill olarak ve düzenli bir şekilde balıkçılık tutacaksanız muhakkak balıkçılık kılavuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Karbon fiber tamam, balıkçılık kılavuzu tamam. Son bir buff ise altın ton balığı yakalamaktır. Altın ton balığı 24 saatte yakalanabilen bir balıktır. Gece saat 24'te yakalama şansınız sıfırlanır. Altın ton balığı mini balık oyununda diğer balıklara göre daha yavaş hareket etmektedir. Ağır ya anca yüzüyor zar. Eğer yakalayamazsanız tekrar gelecektir. Ta ki siz yakalayıp bonus elde etme şansınız olan 3 seçenekten birini seçene kadar. Sonrasında oyunda günün sıfırlanmasını beklemelisiniz. Bu seçenekler şöyle. Altın ton balığını yakaladığınızda birinci seçeneği seçip balığı serbest bırakırsanız ve başarısız olursanız balık üstünüze su sıçratarak kaçar ve size 5 dakika boyunca yavaşlama debuff'ını veren bir etkiyle karşılaşırsınız. Hareketleriniz yavaşlar. Başarılı olursanız belirli bir ihtimalle 1 saat kadar sürecek olan balıkçılık şans bonusunu alırsınız. İkinci seçeneği seçip balığı keserseniz içerisinden çok çok düşük bir ihtimalle karbon olta elde etme şansınız olacaktır. Arada bir şansınızı denemenizi öneririm fakat ihtimali dediğim gibi oldukça düşük. Üçüncü seçeneği seçip altın ton balığını yem olarak kullanabilirsiniz. Yem olarak kullanılan altın ton balığı kesin olarak size 5 dakika boyunca balıkçılık şans bonusu verecektir. 1 saat ruleti mi yoksa 5 dakika kesin şans bonusu mu buna siz karar vereceksiniz. Haydi bakalım RNG yani kumar zamanı tutun da 3. seçeneği seçip yem olarak kullanmayı deneyin. Bakalım ne çıkacak. Şimdi arkadaşlar balıkçılıkla tutulan balıklar arasında şöyle bir tablomuz var. Sudak balığından tutun ta gökkuşağı alabalığına kadar size HP ve SP yenileme veren bazı balıklar görüyorsunuz. Burada asıl önemli olanlardan bir tanesi levrek. Karakterin üzerindeki aktif zehiri kaldırır yazıyor. Yani herhangi bir yerde zehir anlamında bir debuff aldıysanız levrek yemek sizin üzerinizdeki zehiri kaldıracak. Sazana gelince 10 dakika artı 20 hareket hızı, ort sazana artı 20 saldırı hızı, zargana artı 10 güç, Hamsi'de 10 dakika boyunca artı 10 çeviklik vermekte. Bunlar önemli balıklar. Bir de nadir balıkların listesine bakalım. Aynalı sazan anında 1000 HP yeniliyor. Sevimli balık %10 exp. Altın sudak %50 exp. Yabi yengeci ki oldukça iyi para eder %100 exp bonusu veriyor. Kral yengeç karanlık direnci, kurbağa balığı, buz direnci, yılanbaşı balığı, toprak direnci, palamut canavarlara karşı %5 güç, kadife balığı ise 10 dakika boyunca artı 3 büyü ve yakın dövüş saldırı sağlamakta. İstiridye ve incelere geldiğimiz zaman beyaz, mavi, kan kırmızı, istiridye ve taş parçası olarak 5 farklı şekilde istiridye ya da inci elde edebiliyorsunuz. Saç boyaları da şekilde gördüğünüz gibi. Diğer eşyalara baktığımızda
Bunlar bir takım size ekstra bufflar veren semboller. Mesela altın yüzük ve altın parçası NPC'lere satarak paraya çevirebilirsiniz. Keza gene görünmezlik pelerini, Lucy'nin yüzüğü, Bilge Kral'ın sembolü ve Bilge Kral'ın eldiveni de 10'ar K'dan NPC'lere satabiliyorsunuz. Kutuları açmanız için gümüş anahtar ve altın anahtar bulunmakta. Ve deniz kızı sandıklarını açabilmeniz için de size deniz kızı anahtarları balıkçılıktan düşmekte. Balıkçılık yaparken diğer oyuncuların sürekli hareket halinde olduğunu görebilirsiniz. Bu oyuncular balık tutmayı tamamladıktan sonra 2 saniye boyunca animasyonu izlemek yerine animasyonu geçmeyi ve daha hızlı seri olarak balık tutmayı tercih ettikleri için böyle hareketler içinde oluyorlar arkadaşlar. Ne yapıyor? Kaskını, miğferini giyip çıkarıyor ya da bineğine inip biniyor. Peki biz de hızlı ve verimli balık tutmak için ne yapmalıyız? Balıkçılık sorunundaki animasyonu geçebilmek için 2 farklı yol var. Birincisi, yanınıza herhangi bir zırh alabilir. Balık tuttuktan sonra başarısız ya da başarılı olursanız hiç beklemeden envanterdeki diğer zırhınızı takarak bu animasyonu geçip hemen atış yapabilirsiniz. İkincisi ise bineğe inip binmektir. Burada CTRL ve G tuşlarına aynı anda basıldığı zaman bineğe binilir, bir daha basıldığında binekten inilir. Dolayısıyla aynı anda 2 kez basarak animasyonu geçebilir ve hemen tekrar atış yaparak yeni balığınıza merhaba diyebilirsiniz. Bu size toplam balıkçılık süresince çok daha fazla balık tutma şansı tanıyacaktır. Evet arkadaşlar, balıkçılık ile ilgili birçok veriyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Şimdiye kadar olan bir yerlerde herhangi bir şekilde bir aksaklık, bir eksiklik varsa affola. Şimdi geldi sıra balık yapboz etkinliğine. Bu etkinlik sonucunuzda etkinlik takviminde önceden belirtilmiştir. Ya da geleceği duyurulabilir. Bu balıkçılık etkinliği yeni oyuncular için kaçırılmaması gereken bir etkinlik ve para kasasıdır. Etkinliğe katılabilmeniz için tek yapmanız gereken şey gidip bir yerlerde balık tutmaktır. Bu etkinlikte oltamıza takılan her balığı tutmamız şart. Çünkü her balık tutulduğunda, yani her balık yakaladığınızda 5 yapboz sandığı alırsınız. Bu sandıkları toplu halde yapboz mini oyununda açabilir ya da parça parça açabilirsiniz. Sebep şu ki uzun süre balık tutup sandıkları stekleyecekseniz açmak için geçireceğiniz süre kadar bir de yapboz oyununun süre ayırmanız gerekecektir. Balık tutup sandık açmak uzun süreceği için benim gibi bu tutma işleminden veya mini oyundan sıkılıp ayılıp bayılanlar 250 gruplar halinde bu sandıkları oyun oynayarak açabilirler. Toplu açmak için ya genç ya da çelik gibi sabra ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yani 3 saat balık tutunca yine bir minimum 3 saat sürekli sandık açmanız gerekecek. 40 tane balık tutup 200 sandık biriktirince 200 sandığı da hemen oyun oynayıp açıp balık yapboz sandıklarına elde edebilirsiniz. Sabır ve tez canlılık arasında seçim size ait arkadaşlar. Balık yapboz mini oyununa sadece etkinlik süresi içinde katılabilirsiniz. Elinizde sandık kalırsa ve etkinlik zamanı bitmişse sandıkları depoya koyarak saklayıp bir sonraki etkinlik zamanında tekrar oyunu oynayıp açabilirsiniz. Etkinlik süresi dışında oyun oynama olmayacağı için sandıkları da açamayacaksınız. Her bir yapboz sandığı mini oyun esnasında size bir şekil çıkarma hakkı verir. Mini oyun ise Tetris ama taşların yapısı ve dizilişi birazcık farklı. Oyun esnasında sandıkları açarken elinize gelen taşlarla boşlukları en az hamle yapacak şekilde tamamlamalısınız. Tabloda görüldüğü gibi parçalar bu şekildedir. Bunlardan farklı parçalar verilmemektedir. Bir de delik sandıklar var. Random olarak düşmektedir bu sandıklar balık tutarken. Bu sandıklar ise 2x3 boyutlarında olup haritanın %25'ini kaplayacak şekilde hayatınızı kurtarabilir. Tabii mantıklı yerleştirmek şarttır. Her yapboz sandığına tıkladığınızda size bir parça verilir ve yerleştirmeniz istenir. Her tık ise bir deneme puanınızı arttırır. Bu puanlar birikir ve oyunu tamamlama toplam sayınız deneme sayınız olarak sağ alttaki miktar kısmında görülür. 10 veya daha az denemede tamamlanan oyun size 3 açılışlık büyük boy altın balık sandığı verir ve en değerlisi de budur. 11 ve 24 arası denemede orta boy deneme sandığı verir, açılışı 2 defadır. 25 veya daha fazla denemede tamamlanan oyun ise size küçük boy altın balık sandığı verecektir ve açılışı bir kezdir. Pazarda satılabilir, sandıklar açılış miktarına göre fiyatlandırılır. Örneğin bir açılış sonucunuzda 3M ise küçük boy altın balık sandığı 3M, orta boy 6M, büyük boy altın balık sandığı ise 9M olarak fiyatlandırılacaktır. Benim balıkçılık rehberiyle ilgili çektiğim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi etkinlikler diliyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olup beğendiyseniz videoyu da beğen tuşuna basarak yorum ve önerilerinizi de yorumlar kısmında eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli oyunlar.